Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün size çok güzel bir model tarif edeceğim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Fıstık modeli hem altı fıstık hem de üzeri fıstıklardan çiçek modeli. Çok hoş bir model arkadaşlar. Yaptıkça sizin de çok hoşunuza gidecek. Böyle tülbentinizin ister içindeki çiçekler renklerden isterseniz tek rengi dahi yapabilirsiniz. Çok hoş bir model oldu arkadaşlar. Şimdi ikişer zincir çekerek ilk önce tülbentimizin dört kenarını tığ battığıyla hazırlıyoruz. Sonra arkadaşlar yeşil kısmını ve üstündeki de istediğiniz renkte veya tek renkte yapacağımız bu fıstık çiçekleri yapacağız. Evet arkadaşlar yeni başlarken de aynı şekilde iki zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturacağız. Bir defa boşluktayken tığımızın başını bir defa dolayacağız. Yeni başlarken herhangi bir tığ battıdan başlayabilirsiniz. Aralık olduğu için ben bir tane tığ battı atlıyorum arkadaşlar. 1, 2, 2. Buraya bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Ve bir tane zincir çekerek bu şekilde ipimin sabit kalmasını sağlıyorum. Şöyle hafif de uzattım arkadaşlar. Ve trabzanın arasına girip bir zincir çekip ilk ipimin boyutuna çekiyorum. Trabzanın arasında bir zincir 3 oldu. 4 5 6 kısaltmadan bu şekilde ilk ilmekteki gibi aynı boyutta yapıyoruz arkadaşlar. 9 ve bu da 10. 10 tane fıstığımızı tığımıza bu şekilde topladık. Hepsini birden kapatıyorum buraya. Kenarından şöyle ip gözükmesini istemediğim için hiç ip tutmadan arkadaşlar hepsini bir ilmeğe alıp sık iğne ile kapattım. Bir defa doluyorum. Bir tane tığ battı atlayıp 2. tığ battıya 1 2 2 bu şekilde fıstıklarımız için bir yuva yapmış oluyoruz arkadaşlar yani bir tane trabzan yaptık bir zincir çekiyorum şu şekilde göz kararı arkadaşlar hepsinin aynı boyutta çekilmesine özen gösterelim trabzan arasına girip bir zincir dibinde yani bir sık iğne yapıp ipimi çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane arkadaşlar ilmeği topladım. Hepsini bir toplayıp bu şekilde fıstık çek yapıyorum. Sık iğne ile de üzerini kapatıyorum. Bir defa doladım. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battımın içine 1 2 2 alarak bu şekilde arkadaşlar trabzan yapıyoruz. Şimdi şu şekilde burada 2, 4, 6, 8 tane yaptık. Siz istediğiniz aralığı verebilirsiniz arkadaşlar. Ben örnek amaçlı bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Buraya 5 tane zincir çekiyorum. Boş trabzanımın tepesine 5 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Geriye dönüyorum. Ters tarafında bu iki fıstık arasına Ortada bir tane fıstık bırakarak kapatıyorum bu şekilde. Şimdi tekrar arkadaşlar buraya 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çekip düz tarafına döndüm. Bir defa tığımın başını doladım. Bu 5 zincirli yaptığım yuvanın içine girdim. 2 2 olarak aldım. Bir tane yuva yaptım. Bir zincir çektim. Bir defa doluyorum. Aynı şekilde yuvanın içine girip 2 2 alarak bu şekilde trabzan yapıp yuva hazırlıyoruz. Bir zincir bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. 3 oldu. Yine bir zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine 2 2 alarak küçük trabzanlar yaptım. Burada dört tane yuvamız oldu arkadaşlar. Bu şekilde tekrar 4 zincirimi çektim. 4 zincirim arkadaşlar şu yapmış olduğum, kapatmış olduğum trabzan arasına giriyorum. Bu şekilde buraya 5. yuva olarak kapattım 4 zincirimi. Tekrar bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu yapmış olduğum boş bıraktığım trabzanın içine fıstık yapımına devam ediyoruz. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane fıstık ilmeğimi topladım. Hemen kapatıp sık iğne ile arkadaşlar bu şekilde fıstığımı tamamladım. Bir defa tığımın başını doluyorum. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battımın içine girdim. Yine bir, iki, iki, üç seferde aldığım bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimi hafif çektim. Yaptığım trabzanın içine girip bir zincir çektim. ipimi uzattım. Trabzan arasına girip bir zence çekip ipimi uzatıyorum 4 5 6 7 8 9 ve 10 bu şekilde arkadaşlar şimdi hiç bakın ipi kenarına tutmuyorum belli olmaması için bu şekilde dolgulu bir 10 ilmekten oluşan fıstık yapıyorum bir defa doladım bir tane tığ patlatıyorum 1 2 2 Bakın arkadaşlar bu şekilde tığ battılarımızda da bir gerginlik, bir potluk, bir bolluk yok. Bu şekilde arkadaşlar şu fıstık arasını yapacağım şimdi buraya ve çiçeğin yapımında buluşalım. Evet arkadaşlar buraya 5 tane yuva yapmıştık. Bu fıstıktan giriyoruz. Bir gerideki fıstıktan girdik sık iğne ile ipimizi tığımıza tutturduk. Bir defa doluyorum. İlk yuvanın içinden bu şekilde girdim. 1 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım buraya. Bir zincir çekiyorum, ipimi uzatıyorum ve yapmış olduğum trabzanın içine girip bir zincir çekip ipimi uzattım 2. Aradan gir, bir zincir çek, ipi uzat 3. 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane arkadaşlar buraya ip ilmek topladım bu şekilde hepsini bir çekip çektiğim ilmeklerin tepesini sık iğne ile kapattım şimdi arkadaşlar buraya 5 tane zincir çekiyorum 5 zincirimi çektim ters tarafına döndüm bu kapattığım fıstığa ilk başladım trabzana girip bu şekilde kapattım arkadaşlar şunu da keselim ve yakalım arkadaşlar şimdi ters tarafına kapattık yuvamızı bir zincir çekip düz tarafına dönüyoruz ve yapmış olduğum bu 5 zincirli yuvanın içine arkadaşlar sık iğne yapıyorum İlk sık iğnemi yaptım buraya şimdi bir 2 3 4 zincir. Kirpiğimi kapattım. Bu şekilde buraya 5 tane kirpik yapacağız. 4 zincir 5 kirpik. 1 2 3 4 zincir. Kapattım kirpiğimi. 4 zincir kapatıyorum kirpiğimi. 3 oldu. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum. Fıstığımın üzerine arkadaşlar bu şekilde kirpiklerle süslüyoruz. 4 zincir hem altı fıstık bu şekilde hem üstü fıstık takım bir oy olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen yine bitiş kısmına da kirpiklerin bir tane sık iğne yaparak bu şekilde yaparsanız kirpikleriniz daha muntazam ve güzel duracaktır arkadaşlar. Başına ve sonuna birer sık iğne. Bir defa doluyorum yine tığımı. Hemen ikinci yuvamın içine bir, iki, iki trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bir zincir çektim. İpimi biraz uzattım. Yine trabzanın arasına girip bir zincir çekip ipimi uzattım. Üç oldu. Dört oldu. Beş Altı Yedi Sekiz 9 ve 10. Bu şekilde 10 tane ilmeği toplayıp hepsini bir kapatıp üzerine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ters çeviriyorum. Bu yapmış olduğum trabzanın dibinden hemen arkadaşlar topladığım fıstıkların dibinden bu şekilde 5 zincirimi kapattım. Bir zincirle düz yüzüne döndüm ve zincirim arkadaşlar şöyle aralayıp İçine bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyor, dört zincir çekiyorum. Bu şekilde kapattım kirpik olarak. Bir, bir iki üç dört zincir. İkinci kirpiğim. Bir iki üç dört zincir. Üçüncü kirpiğim. Bir iki üç dört zincir. Dördüncü kirpiğim. Bir iki üç dört zincir. 5. kirpi. Bu şekilde buraya sık iğne yapıyorum. 5 tane kirpiğim hazır. Bir defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2. Bu şekilde bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzattım. Trabzana girdim. Zincir çektim. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmeği toplayıp onunu birden bu şekilde kapattım buraya tepesine bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 zincir dönüyorum buradaki trabzanımı kapattım bu şekilde bir zincir çektim Buraya kapattım. Zincirimin arası kıyına ile girdim. 1, 2, 3, 4 zincir. Kirpik yaptım. 4 zincirimi çektim. Buraya ikinci kirpiğim. 4 zincir. Üçüncü kirpiğim. 1, 2, 3, 4 zincir. 4. kirpiğim. 1, 2, 3, 4 zincir 5. kirpi bu şekilde sık iğne ile giriyorum 3. kirpiğimi yaptım arkadaşlar İnşallah güzel bir çekim oluyordur çok güzel gözüküyor arkadaşlar bir defa doladım ve 4. yuvaya da aynı şekilde 3 seferde aldığım bu şekilde bir trabzan yaptım tekrar bir zincir çekiyorum arkadaşlar bu şekilde ipimi hafif uzattım trabzan arasına girip yine buraya 10 tane ilmek topluyorum 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane ilmeğimi tığıma toplayıp hepsini bir kapattım tepesine de bir sık iğne yaptım 5 zincir 5 zincirimi çevirdim bu şekilde dibinde trabzanı bakın dibinde arkadaşlar bu şekilde kapattım yuva olarak bir zincirimi çektim şöyle arkadaşlar ön yüzüne döndüm yine 5 zincirimi şöyle bir aralıklayıp içine sık iğne ile girdim bu şekilde dördüncünün kirpiklerini de yapacağız 4 zincir kapattım bu zincirimin içine sık iğne ile Yine 4 zincir kapatıyorum sık iğne ile. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum. 3 oldu. 4 zincir kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir fıstıklarımın üzerine kirpiklerini yaptım başında yapmıştım bir de sonunda sık iğne yaptım bir defa doladım bakın arkadaşlar buradaki sonucu yuvamızı yani 5. fıstığımız içinde 1 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım şimdi bunun içine bir zincir çekiyorum ipimi hafif uzattım trabzanın arasına girdim çektim 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ve 10. ilmeğimi de bu şekilde topladım. Hepsini bir kapatıp tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Döndüm. Bu trabzanın içine girip kirpiklerim için bu şekilde yuva hazırlıyorum bir zincirle tabii ki düz yüzüne döndüm. Bu beş zincirli yuvayı aralayıp içine bir tane sık iğne yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir kapatıyorum kirpik olarak dört zincirimi. Bir, iki, üç, dört zincir ikinci kirpim. Bir, iki, üç, dört zincir üçüncü kirpim. Bu şekilde. Bir, iki, üç, dört zincir. 4. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu da 5. kirpiğim. 5 tane kirpik yapınca hemen dibine de şöyle kip gibi durması için bir sık iğne yapıyorum. Yine ilk başladığımız gibi arkadaşlar bu şekilde bir tane fıstık bırakıp şöyle aralıyorum fıstığımı. Fıstığımı aralayıp buraya sık iğne ile tutturdum. Bu şekilde sık iğne ile yaptığım fıstık çiçeklerimi tutturdum bir tane de zincir çekip ipimi koparıyorum ipimi yakıp dönüyorum evet arkadaşlar fıstıklarımız bu şekilde aralarına 6 tane fıstık bıraktık aslında 8 fıstıktan bırakmıştık ama kenarlarından birer fıstık alınca çiçeklerimiz için ortada 6 tane yeşil fıstığımız kaldı modelimiz bu şekilde arkadaşlar çok hoş bir model Biraz bugün kameranın azizliğine uğradım sanırım. Ama umarım yine de bu güzellik yansıyordur. Evet arkadaşlar yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.